Babasının eve beraber geldiği köseye soğuk davrandığını gören kız, babasını diğer odaya çağırıp sormuş. Seninle eve gelen misafirine neden böyle soğuk davranıyorsun baba? Ne oldu? Kızın babası, köse ile yolda karşılaştıkları andan itibaren olan biteni her şeyi başlamış anlatmaya. O sırada köse de meraklanıp kapıya yaklaşmış ve yaşlı adamın kızına anlattıklarını dinlemeye başlamış. Ben o sıcakta yaşlı halime dağ aşmanın zor olduğunu söyledim. Köse ise bana dağın yarısına kadar ben seni sırtımda, yarısından sonra da sen beni sırtında taşırsın dedi. Utanmadı benim gibi yaşlı bir adamın sırtına binmeye, düşünsene. Kız tebessüm ederek, ne var baba bunda kızacak? Sen yanlış anlamışsın. Köse amca biraz sen konuşursun, biraz ben konuşurum, yol çabucak biter demek istemiş. İhtiyar adam devam etmiş. Peki ben ona köyün tarlalarını gösterdim. Bu tarlalar bizim köyün tarlası dedim. Sonra da kendi tarlamı gösterdim. O da bana bu tarlaların hepsi sizin mi dedi. Kız yine babasına tebessüm etmiş. Ne var babacığım bunda? Köse demek istemiş ki bu tarlaların yarıcısı var mı? Hasadın hepsini siz mi alıyorsunuz yoksa yarısını ağaya mı veriyorsunuz? İhtiyar adam kızının söyledikleri karşısında sakinleşmiş. Peki kızım mezarlıktan geçerken mezarlığı gösterip bak şu mezarlık bizim köyün mezarlığı dedim. Köse de bu mezarlıkta yatanların içinde yaşayan birileri var mı dedi. Böyle sual mı olur? Kız yine tebessümle cevap vermiş. Babacığım köse amca sana ölen insanların içinde ölmeden önce hayrına köprü yol gibi şeyler yaptırıp adını yaşatan var mı demek istemiş. Yaşlı adam aslında kösenin söylediklerinin hepsinin ne kadar manalı olduğunu öğrenince hemen odadan çıkıp kösenin yanına varmış, özür dilemiş. Köse kızın verdiği bilgilerle durumunun anlaşılmasına çok sevinmiş. Kızın verdiği cevaplara ve bilgisine hayran kalmış. Hemen ağanın sorduğu soru gelmiş aklına. Ağanın kendine sorduğu soruyu kıza sormuş. Kız köseye bakıp, bu çok kolay köse amca. Git ağadan iyi cins bir koyun iste. Buranın iyi cins koyunu ikiz doğurur. Koyunun sütünden ağaya verirsin. Kuzunun birini keser etini ağaya yedirirsin. Diğerini de keser ağanın başına börk yaparsın. Koyun da yine sana kalır demiş. Köse kıza minnettar şekilde hemen oradan ayrılmış. Düşmüş yollara. Artık o çok istediği işine kavuşacakmış.